Şimdi bu çifte üyelikle ilgili biliyorsunuz Türkiye çapında sıkıntılar var. Bu geçen gün ben AKP ilçe başkanının beyanatını okudum. Diyor ki bize iki kişi geldi. Şunu söyleyeyim. Bizim arkadaşlarımız verilen bizim dilekçelerimiz şöyle. Ben partiye ne zaman üye oldum? Üye formumla beraber bana bir üyelik formumun bir nüshasıyla beraber bana cevap verin. Bu anlamda bir dilekçe yazıyoruz. Diyorlar ki böyle dilekçe olmaz. Gördüğüm lüzum üzerine partiden istifa ediyorum diye kendi yazdıkları bir dilekçeyi imzalatıyorlar. Birkaç arkadaşıma da imzalatmışlar. Bunu alıyorlar. Bizim gönderdiğimiz dilekçeleri almıyorlar. Veyahut da aldık diye imza vermiyorlar. Dolayısıyla biz bundan sonra dilekçeleri taahhütlü olarak yolluyoruz AKP'ye. Şimdi bugün işte bugünden başlamak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına başvurmaya başlayacağız. İşte aşağıda bir kısım arkadaşlarımız var. Onlarla beraber buradan gideceğiz, adliyeye gideceğiz. Cumhuriyet Başsavcılığının araştırması sonucunda bu imzaları bu arkadaşlarımızın yerine kim attı? Bunlar elbette ki bulacaktır. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının bu konuda da yazısı var. Bunun evrakta sahtecilik anlamına geldiğini söylüyor. Daha bundan önce de başka şeyler olmuş. Cumhuriyet Başsavcılığına birçok şikayetler olmuş. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına şikayetler olmuş. Parti yöneticilerini bile başka bir parti üye yapmış. Dolayısıyla aynı şeyler bizim partimizde de var. İl başkanlarımız, ilçe başkanlarımız var bu konumda. Bizim burada da bu işi yargının, savcılarımızın ortaya çıkartması için biz başvurumuzu yapacağız. Balıkesir Merkez Aslantepecik Köyü'nden 1984 senesinden beri Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyesiyim. Bu zaman içerisinde hiçbir partiye üye olmadım. Ama son günlerde duydum ki basından ve buradan yazılı basından AK Parti'ye üye olduğumu ve üye kaydımı silindiğini öğrendim. Ama beni nasıl üye yapmışlar? Benim imzam gerekir, nüfus kağıdım gerekir, kimlik bilgilerim gerekir. Ama maalesef hiçbiri bunların yok. Ama AK Parti'ye üye oluyorum ve tekrar Yüksek Seçim Kurulu tarafından üyelik kaydım düşürülüyor ve kendi üyeliğim, has üyeliğim Cumhuriyet Halk Parti'den bu da düşürülüyor. Yani bunu akıl alası bir şey değil. AK Parti'nin üyesi olduğumu geçen cumartesi günü öğrendim. Partimizden aradılar. Geldim buraya. AK Parti'ye gittim. Dediler ki cuma namazından sonra gel. Cuma namazından sonra gittim. Partinize ne zaman üye oldum diyerekten. Recep Bey'le görüştüm tekrar. Yani şikayetçi olmamamızı söylediler. Yani partimizden üyeliğiniz yoktur diye, yani düşürülmüştür diye söylediler. Ama ben AK Parti'nin nereden kapısının açıldığını zaten bilmem.